Tork konusuna başlıyoruz. Tork fizikte önemli kavramlardan bir tanesi. Kuvvet fizik için ne ifade ediyorsa tork da hemen hemen onu ifade ediyor. Çünkü torkla kuvvet birbirine çok benziyor. Aslına bakarsanız tork dediğiniz şey kuvvetin döndürme etkisidir. Yani yine ortada bir kuvvet var ama bu kuvvet bu sefer cisimleri döndürecek. Tamam dolayısıyla biz bu döndürme etkisine tork ismini veriyoruz. Örneğin bir cismi döndürebilmek için Kuvvet uygulamamız gerekiyor bu kesin. Veya dönen bir cismi durdurabilmek için kuvvet uygulamamız gerekiyor. Peki ben bu kuvveti istediğim yere uygulayabilir miyim? Buradaki şekillerimizi inceleyelim. Bakın burada bir çubuk duvara menteşelenmiş. Yani şuradan rahatlıkla dönebiliyor. Bu çubuk şöyle yukarı yönlü veya aşağı yönlü dönebilir. Aynı şekilde diğerleri de. Ben bu çubuğa kuvvet uygulayacağım. Ben bunu yukarı döndürmek istiyorum. İstediğim yere uygulayabilir miyim bu kuvveti? Örneğin bu şekilde sola doğru bir F1 kuvvet uygularsam bu çubuk sizce döner mi? Hayır. Siz bu çubuğu, bu kalemi bu çubuk gibi düşünelim. Şuradan dönebildiğini düşünelim. Ben bunu itersem, şöyle bir F kuvvetiyle itersem döndüremem. Dolayısıyla buradaki F1 kuvvetinin bu çubuk üzerinde bir döndürme etkisi yoktur. Yani torku sıfırdır. Aynı şekilde burasından menteşelenmiş çubuğu, yukarı aşağı dönebilen çubuğu çekerek döndüremezsiniz. Bu F2 kuvveti de döndüremez. Bu F2 kuvvetinin de torku sıfırdır. F3 kuvveti tam menteşeye uygulanıyor. Burada bir kapıyı açıyorsunuz, bir pencereyi açıyorsunuz. Menteşe kısmına kuvvet uygulayarak o kapıyı, pencereyi açamazsınız. Buradaki çubuğun şu dönebildiği noktaya kuvvet uygulayarak bu çubuğu döndüremezsiniz. O zaman buradaki tork da de sıfır. Demek ki bir cismi döndürebilmek için tork uygulamamız gerekiyor. Kuvvet uygulamamız gerekiyor. Ama bu kuvvet tek başına yetmiyor uyguladığımız yerde önemli. Peki bu çubuğu nasıl döndüreceğiz? Torku nasıl oluşturacağız? Şuradaki durumu inceleyelim. Burada bir çubuk aldık. Bu çubuğu duvara şu noktadan menteşeledik. Diyelim ki ben şuraya şöyle kafama göre bir kuvvet çizdim. Bu kuvvet bu çubuğu döndürebilir. Çünkü bir tork oluşturabilir. Neden? Bunu konuşacağız. Tork dediğimiz şey gençler Yunan alfabesindeki tau harfinden gelen şöyle T'ye benzeyen bir harf konum vektörüyle Kuvvet vektörünün vektörel çarpılmasıyla bulunur. Vektörel çarpım bir semifredatında yok. Hocam niye anlatıyorsunuz diyebilirsiniz ama işin mantığı hakikaten buralarda yatıyor. Ufacık da olsa bilgi vermek lazım. Konum vektörü ile kuvvet vektörünün vektörel çarpımı vektörel bir çarpım olduğu için yine bir vektör verir. O yüzden tork da vektörel bir büyüklüktür. Hocam konum vektörü ne demek? Konum vektörü şu demek. Sen kuvveti nereye uyguluyorsun? İşte şurada bir noktaya uyguluyorsun. Kuvvet uyguladığım nokta burası. Torku nereye göre alıyorum? Şu menteşeye göre alıyorum. O zaman benim şu çizeceğim vektör gençler konum vektörüdür. Bunu R harfiyle ya da D harfiyle gösterebiliriz. Çok önemi yok. Dolayısıyla bu iki vektörün tabi şurada F kuvvetinin yatayla alfa açısı yaptığını düşünürsek bu iki vektörün vektörel çarpımı şöyle gösterilir. Şu F, şu R bunların ben başlangıç noktalarını Birleştirdim. Aralarında kaç derece var şu an? Alfa açısı var. Bu şöyle açılır fizikte. Torkun büyüklüğü eşittir. Kuvvet vektörünün büyüklüğü çarpı konum vektörünün büyüklüğü çarpı aralarındaki açının sinüsüdür. İşte bu gençler, torku bana veren ifadedir. Hatırlarsanız iş videosunda da iş eşittir Fx yazmıştık. Aslında oradaki kuvvet vektörü ile konum vektörünü biz e, skaler çarpım olarak yazmıştık skaler çarpımda kosinüs bileşen geliyordu vektörel çarpımda sinüs bileşen geliyor Hocam ne anlatıyorsunuz ben hiçbir şey anlamadım diyenler için daha basit Daha fizikçe şöyle yapabiliriz bakın Kuvvet vektörü şöyle duruyor yatayla bir açı var Bir vektör yatayla bir açı yapıyorsa bileşenlerini ayırabilirsiniz muhtemelen işinize yarayacaktır Bu kuvvet vektörünü ben iki bileşene ayırıyorum bir bileşen şudur Bir diğer bileşen budur Burası alfa açısı ise şurası f sin alfa bileşenidir. Şurası da f cos alfa bileşenidir. Şimdi tork yazacağım. Az önce gördük. Şu f cos alfa bileşeni gördüğünüz gibi çubuğu sağ tarafa doğru çekmeye çalışıyor. Yani bu çubuğu döndürmesinin imkanı yok. O yüzden bu arkadaş bir tork yaratamaz. Kim yaratır? Sin alfa yaratır. Ve şu an sin alfa buraya 90 derecelik açı yapar. Yani bu r şu an ne oldu? R dik uzaklık oldu. Bu önemli bir ifade. Tork yazarken gençler dik uzaklığa ihtiyacınız var. Kuvvetle r'nin dik olması gerekiyor. Dolayısıyla burada tork nasıl yazılır? F sin alfa çarpı r olarak yazılır. E ben de zaten az önce bunu yazdım. Tamam? Dolayısıyla siz buradan da düşünebilirsiniz. Her zaman dik uzaklık yazmayı düşüneceğiz ve her zaman dik uzaklık arayacağız. Burada bileşenlerini ayırmak zorunda mıydık? Hayır, bileşenlerini ayırmak zorunda değildik. Şöyle de yapabilirsiniz. Bunu birçok soru tipinde kullanıyoruz. Bunu öğrenmenizi tavsiye ederim. Bakın, bizim asıl vektörümüz şu kırmızı kuvvet vektörü. Tamam, bunlar bileşenler. Bunları silelim tekrar. Şunu düşünelim, hiç bileşen ayırmaya gerek yok. Bu kuvveti uzatabilirsiniz. Çünkü kuvvetleri taşıyabiliriz doğrultusunu değiştirmeden. Bu kuvvetin doğrultusuna şu kırmızı noktadan dik uzaklık direkt çizilebilir. Dolayısıyla ben dik uzaklığı şöyle de çizebilirim. Buradan bu kırmızı noktadan, tork aldığım noktadan kuvvetin doğrultusuna dik uzaklık burasıdır. O zaman ben bileşene ayırmadan şuraya da x dersem ne yazabilirim tork olarak? F kuvveti çarpı x mesafesi yazabilirim. Buradaki x mesafesi aslında yine bana bunu verecek. Neden bunu verecek? Çünkü bakın şu an burada bir üçgen oluşturduk. Şurası alfa. iç tersten burası da alfa. 90 var alfa var. Burada sin alfa nedir? Sin alfa dediğimiz şey Karşı bölü hipotenüs yani x bölü r'dir. E o zaman ben burada x'i yalnız bırakırsam r sin alfadır x dediğim şey. O zaman ben burada x yerine f çarpı r sin alfa yazarsam bakın yine aynı şeyi bulduk. Size torku bulmanın 3 tane yöntemini öğrettim. Torku kuvvet çarpı dik uzaklıkta bulacaksınız. Burası önemli bir detaydır. Peki torkun birimini konuşalım. Tork gençler kuvvet çarpı dik uzaklık dolayısıyla kuvvetin birimi Newton x dik uzaklık birimi metre dolayısıyla Newton çarpı metre tork vektörünün birimidir diyebiliriz. Bakın buradan çok güzel soru çıkartılabilir. Bunlara dikkat edin. Hocam ben şunu hatırlıyorum. İş konusunda iş de fx ile bulunuyordu. Dolayısıyla onun da birimi Newton çarpı metreydi. Torkun da birimine Newton çarpı metre diyorsunuz. Birimleri aynı. O zaman torkla enerji aynı şey midir? Aynı şey değildir. Neden? Çünkü F ile burada x'in çarpımı skaler çarpımdı. Dolayısıyla burada Newton'la metrenin çarpımı skaler çarpımdır. Burada Newton'la metrenin çarpımı torktaki Newton çarpı metre vektörel çarpımdan gelir. Yani buradaki Newton'la metre vektörel olarak çarpılıyor. Buna dikkat edin. İkisi sakın aynı şeydir diye düşünmeyin. Şimdi tork bir vektör. Tork bir vektör olduğu için vektörün yönünü çizmemiz gerekiyor. Burada gençler Tork vektörünün yönü sağ el kuralıyla bilinir diye anlatılır. Ne demektir sağ el kuralı? Şöyle bakın burada bir düzlem var. Bu düzleme şöyle bir F kuvveti uygulanıyor. Yani bunu bir e, A4 kağıt gibi düşünün. Ortasından geçen bir çubuğu böyle delmiş ortasından geçirmiş. Şöyle bir F kuvveti uygularsam bunu böyle bu çubuğu döndürürüm. Bu dönme yönüne dört parmağınızı koyarsanız baş parmağınız tork vektörünün yönünü verecektir. Dolayısıyla şöyle bir düzlemde tork vektörü sayfa düzleminden dışarıya doğru bu şekilde çizilebilir. Tamam sağ el kuralı yapıyoruz. Bu sağ el kuralları öğrenciler için kafa karıştırıcı olabiliyor. Sağ el kuralları için yönleri öncelikle doğru öğrenmeniz lazım. Düzlem mantığını iyi öğrenmeniz lazım. Mesela şu an telefon ekranından ya da bilgisayar ekranından beni seyrediyorsanız burada sayfanız yani ekranınız şöyle bir düzlemdir. Bu düzlemde şu yön yukarı bak bilgisayar ekranında şu yön yukarı şu yön aşağı bu taraf sağ taraf bu taraf sol taraf. Şu an çizdiğim bütün yönler tek bir düzlemde. Ekran düzlemi, sayfa düzlemi, kitap düzlemi artık ne derseniz. Tamam. Dolayısıyla hepsi aynı düzlemdeler. Bir de üçüncü boyut var. Bunların hepsi iki boyutta şu an. Bir alan üzerindeler. Üçüncü boyut nedir? Derinliktir. 5 numara sayfa düzleminden dışarı. 6 numara sayfa düzleminden içeri. Bu yönlere dışarı ve içeri diyoruz. Şimdi ben iki boyutlu bir ekranda size konu anlatımı yapıyorum. Dolayısıyla üçüncü boyutu çizemem. Çizemediğim için oradaki vektörü bu sembollerle gösteriyoruz. Dışarı dediğim yani bilgisayar ekranından çıkıp size doğru gelen vektör bu sembolle gösteriliyor. Sanki size bir ok fırlatılmış okun ucunu görüyor musunuz? Ok böyle ekrandan çıktı size geliyor gibi düşünürseniz okun ucunu görüyorsunuz. Çarpı şeklindeki sembol de sizden çıkıp bilgisayar ekranına doğru ya da sizden çıkıp sayfanıza doğru girdiğini gösteriyor. E bir oku fırlattığınızda arkasında böyle tüylü bir kısım var. Sanki ona böyle arkadan bakıyormuşuz. Bizden uzaklaşıyormuş, bilgisayar ekranına gidiyormuş diye düşünüp buna içeri buna dışarı diyebiliriz. Düzlem mantığını şu kitabın üzerinde gösterebilirim sayfanızın üzerinde sizin her şeyiniz bu bütün soruları sayfada çözüyorsunuz Dolayısıyla bu mantığı öğrenmek önemli Diyelim ki sizin çubuğunuz bu yönde dönüyor kuvvet tarafından şöyle dönüyor Burada tork vektörünün yönü nasıl bulunur bu dönme yönüne dört parmağımı koyarım sayfanın üzerine bak böyle yerleştirdim tamam Sayfanın üzerine dört parmağımı dönme yönünde kıvırırsam şu an baş parmağım gördüğünüz gibi şu an sayfadan çıkıyor yani dışarı yani ekranda gördüğünüz nokta sembolü tamam mı? bu sayfadan çıkmak demek sayfaya girmek demek içeri girmek demek ne demek eğer çubuğunuz bu yönde dönüyorsa yani böyle dönüyorsa burada dört parmağımı şekildeki gibi tutarım. Şekildeki gibi dönme yönüne dört parmağımı tuttuğumda şu an baş parmağım bakın içeriye giriyor buna içeriye girme diyoruz sayfa düzleminden içeri yani çarpı şeklinde gösterilir. Evet bir simülasyon üzerinde bu sağ el kuralının tork vektörünün yönünü bulma olayını öğrenelim gençler. Bakın burada ne vermiş? Burada bir çubuk vermiş. Şu gri düzlem sizin sayfanız tamam Önünüzdeki sayfa ya da bilgisayar ekranınız gibi düşünebilirsiniz. Bu sayfa düzleminde bir çubuk var. Ben bu çuba şekildeki kırmızı vektör gibi bir kuvvet vektörü uyguluyorum. Haliyle şöyle dönecektir bu. Dolayısıyla ben bunu videoyu devam ettirelim uyguladığım nokta şu A noktası gördüğünüz gibi. Burada işte dik uzaklığımız, kuvvete dik uzaklığımız yani konum vektörümüz şu R vektörüdür. Dolayısıyla bu çubuk döndürüldüğünde işte sayfa düzleminden dışarı bakın şu an şu yeşil vektör tork vektörüdür ve sizin şu gri düzleminizden yani sayfanızdan dışarıya çıkıyor. Bunu biz sembol olarak nasıl gösterdik? Sayfadan dışarıya çıkıyorsa şu sembolle gösteririz. Evet şu an çubuğu gördüğünüz gibi saat yönünün tersine döndürüyor. Tork vektörümüz sayfa düzleminden dışarı çıkıyor. Şu kesikli çizgi dönme ekseni. Dolayısıyla tork vektörünüz dönme ekseninde çıkıyor. Şimdi ters tarafa kuvvet uygularsak yine aynı mantık var gördüğünüz gibi. Bakın şu an kuvvet vektörü böyle uygulandığında bu çubuk nasıl dönecek? Bu çubuk şöyle dönecek. Yani saat yönünde dönecek. Dolayısıyla tork vektörü sayfadan içeriye giriyor şu an 3 boyutta düşündüğünüzde. Bu sizin sayfanız saat yönünde gönderirsem şu an baş parmağım bakın sayfadan içeriye giriyor. Aynı bu grafikteki gibi. Bunu devam ettirelim. Şu an içeriye giriyor. Bakın şu an tork vektörünü göremiyorsunuz. Çünkü içeriye giren şeyi göremezsiniz. Tam karşıdan bakıyoruz. Dolayısıyla burada yeşil bir tork vektörü var diyor. Şu an içeri girdiği için buraya ne yazar? Mesela kitaplar. Bunun yanına kitaplar şöyle çarpı koyarlar. Yani şu an tork vektörü içeri giriyor derler. Tamam böyle gösterirler. Peki devam. Şimdi tam tersi yöne gösteriyor. Bir öyle bir öyle gösterecek. Bakın şu an tork vektörü de sayfadan dışarıya çıkıyor. Neden? Çünkü şu an bu saat yönünün tersine dönüyor. Yapalım. Kitap bu. Saat yönünün tersi şöyle bir şey değil mi? Şöyle döndüğü zaman saat yönünün tersi. Bakın baş parmağım nerede? Sayfadan dışarıya çıkıyor diyebiliriz. Bu simülasyonda da güzel gözüküyor. Şekildeki gibi tepeden baktığımız dönebilen bir sistem var. Gördüğünüz gibi şurada gençler kuvvet vektörümüz yukarı doğru gösterilmiş. Tepeden bakıyoruz dönebilen bir platform var. Bu bizim sayfa düzlemimiz olsun. Dolayısıyla şu an saat yönünün tersine dönüyor. Baş parmağım e, sayfadan dışarı çıkar. Tamam dışarı yönlü buraya bu düzleme dik bir tork vektörü elde ederiz. Simülasyon biraz ilerlerse bunun döndüğünü göreceğiz. Evet. Gördünüz mü? Şu an tork vektörü sayfa düzlemine dik sayfadan dışarı doğru çıkıyor şeklinde gözüküyor. Tam tersi tarafa dönseydi bu sefer tork vektörü aşağı yönü gösterecekti. Yine sayfa düzlemine dik ama içeriye doğru giriyor şeklinde olacaktı. Buradaki şekilleri incelersek çubuğumuz böyle kuvvet vektörü yukarı doğru uygulanıyor. Bunu ne yapacak? Bunu bu şekilde saat yönünün tersine döndürecek. Dört parmağınızı ekrana koyarsanız Dört parmağınızı dönme yönünde tutarsanız baş parmağınız dışarı çıkar. Dolayısıyla bakın kitap ne yapmış? Nokta şeklinde bir tork vektörü koymuş. Dışarı çıktığını gösteriyor. Bu ise saat yönünde bu çubuğu döndürmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu çubuk saat yönünde döndüğü için bu sefer dört parmağınızı şu şekilde tutarsanız saat yönünde döndürürseniz şu an baş parmağım elimden içeriye giriyor. Yani sayfadan içeriye giriyor diyebiliriz. O yüzden ne koymuş buraya? tork vektörü çarpı şeklinde gösterilir. Sayfadan içeri girer diyebiliriz. Şimdi gençler biz günlük hayatta torku kullanırız ve günlük hayatta torku nerelerde kullandığımız çok önemli. Çünkü kazanımlarda direkt torkla ilgili o tuhaf tuhaf soruları çözün demiyor. Günlük hayatta nerelerde kullanılır diyor. Problem durumu yaratır ve onu çözecek çözümler üretir diye kazanım var. Dolayısıyla günlük hayatta tork kullanımını bilmeniz lazım. Ekranda iki tane durum görüyoruz. Bijon anahtarı var. İşte vida ve anahtar fotoğrafları görüyoruz. Bunlar aslında birer basit makine. Yani hayatımızı kolaylaştıran şeyler. Torkun ne olduğunu tekrar bir düşünelim. Tork, kuvvet ve onun e, dik uzaklığı. Tork aldığımız noktaya olan dik uzaklığı biliyorsun. Bir şeyi döndürmek için tork gerekir ve o bellidir. Yani ben şu bijon anahtarında şuradaki bir araba lastiğinin vidasını sıkmak istiyorsam bunun torku belli. Dolayısıyla şunu sabit kabul edersen. Kuvvet ve onun dik uzaklığı düşünüldüğünde dik uzaklık artarsa kuvvet azalır gençler. Dolayısıyla ben daha az kuvvetle o vidayı sıkabilirim ya da gevşetebilirim. Şimdi bu nasıl bir sistem? Ee, bunu bilirsiniz. Araba lastiği değiştirirken şurayı vidaya takarsınız. Buradan atıyorum sayfa düzleminden içeriye doğru bir kuvvet. Şurada sayfa düzleminden dışarıya doğru bir kuvvet uygularsanız bu anahtar döner. Bijon anahtarı döner. Vidayı sıkarsınız böylelikle. Şimdi buradaki dik uzaklık nedir? Buradaki dik uzaklık, kuvvet buraya uygulanıyorsa, şu eksen etrafında dönüyorsa, bu anahtar, dik uzaklık neresi olacaktır? E şurası olacaktır. İşte buraya d diyebiliriz. Dolayısıyla bu çubuk, yani şu kısım ne kadar uzunsa, bu ne kadar uzun yapılırsa, d o kadar artar, kuvvet o kadar azalır. İşte burada kuvvetten kazandığımız bir basit makine görüyoruz. Veya burada bir anahtar görüyoruz, İngiliz anahtarı. Bu ne yapıyor? Şuradaki vidayı sıkıyor. Şu eksen etrafında dönen bir vida var şu an. Ne yapıyorsunuz? Bunun ucuna hatta şunu şöyle devamını da çizelim. Şuradan bir kuvvet uyguluyorsunuz. Buradaki dik uzaklık şu eksene göre dik uzaklık. Burası olacaktır. Yani bu kuvvetle buradaki dik uzaklık böyle yazılabilir. Bu anahtarı sıkarken kuvveti tutup da şuradan uygulamıyorsunuz, değil mi? Niye buradan uygulamıyorsunuz? Çünkü tork eşittir kuvvet çarpı dik uzaklık. Eğer siz Kuvveti şuradan uygularsanız ne yaptınız? D'yi çok küçük tuttunuz şu an. E bu küçülürse bunu döndürmek için gereken tork kuvvetin büyük olmasını gerektirir. E çok büyük kuvvet uygulamanız lazım. Kapılarda neden tutma kolları menteşeye en uzak kısma yapılıyor? Çünkü daha az kuvvet uygula diye. D artsın çünkü menteşeye ne kadar uzaksa dönme noktasına uzaklığım artarsa o kadar küçük kuvvetlerle kapıları pencereleri açıp kapatabilirim. O yüzden bu kuvveti ne kadar uzağa uygularsam D'yi o kadar arttırırım. Kuvvet o kadar azalır. Soru çözelim. O noktasından geçen sürtünmelerin ihmal edildiği eksen etrafında rahatça dönebilen 2 metre uzunluğundaki ağırlığı ihmal edilen çubuğun ucuna şekildeki gibi 10 Newton büyüklüğünde bir kuvvet uygulanmaktadır. F kuvvetinin O noktasına göre torkunun büyüklüğü kaç Newton metre olur demiş. Şu an şu noktaya göre tork aldığımızı varsayalım. Şöyle çapraz duran bir kuvvet var. Mesela şu mesafe bizim konum vektör dediğimiz şey şu an dik değil. Dik uzaklık değil burası. Dolayısıyla bileşenlerini ayırıp kuvveti ve uzaklığı birbirine dik hale getirebilirsiniz. O zaman bileşenlerini ayıralım. Burada gençler şöyle bir yatayda kuvvetin bileşeni var. Bir de düşeyde bileşeni var. Şu kuvvetin tork için hiçbir önemi yok. Çünkü bu kuvvet çubuğu itmeye çalışıyor. Yani şu kalemi ben iterek döndüremem. Dolayısıyla bu yataydaki kuvvetin torka hiçbir katkısı yok. Düşeydekinin var. Peki düşeydeki kimdir? Düşeydeki F çarpı sin 30'dur. Yani F kaç? 10 Newton verilmiş. Sin 30 zaten 0.5. Dolayısıyla burası 5 Newton'luk bir kuvvettir. İşte bu 5 Newton'luk kuvvet şu uzakla diktir. Dolayısıyla ben direkt bunları çarpabilirim. Buradaki tork ne olur o zaman? 5 çarpı dik uzaklık ne verilmiş? 2 metre verilmiş. O zaman 10 Newton metrelik bir tork yaratır diyebiliriz. Geldim ikinci soruya. Ağırlığı ihmal edilen 2D uzunluğundaki çubuk O noktasından geçen sürtünmelerin ihmal edildiği eksen etrafında dönebilmektedir. Çubuğa aynı düzlemli F, 2F büyüklüğünde kuvvetler uygulanmaktadır. Bileşke torkun yönü nedir diye bize sormuş. Tork vektörel büyüklük. Vektörel olduğu için toplama işlemleri vektörel kurallara göre yapılmalı. Vektörler aynı yönlü ise direkt toplanır. Vektörler zıt yönlü ise çıkartılırlar gençler. Şimdi öncelikle şu F kuvvetinin torkunu bir yazalım. Bu F kuvvetinin torku buna tork 1 diyelim. Kuvvet çarpı 2D'dir. Direkt yazdım. Herhangi bir bileşenlerine ayırma, dik uzaklık bulma falan gerek yok çünkü zaten gördüğünüz gibi bu noktaya göre kuvvetle bu uzaklık birbirine dik. Dolayısıyla F çarpı 2D'dir direkt. Tork 2'yi yazarsam tork 2 dediğim şey 2F çarpı dik uzaklık D kadar. Dolayısıyla bunlar eşit çıkıyor birbirine. Peki bunları toplayacak mıyım? Çıkartacak mıyım? Bileşke tork ne çıkacak? Vektörel bir işlem olduğunu tekrar hatırlayalım. Dolayısıyla buradaki tork vektörlerini çizmemiz lazım. Bakın gençler şu F1 kuvveti bu yönde yani saat yönünün tersine çeviriyor. O zaman ben burada sağ el kuralı yaparsam Tabi elimize alalım yine. Elimi saat yönünün tersine tutuyorum şu an. Saat yönünün tersine tutarsam şu an baş parmağım sayfa düzleminden dışarıya çıkıyor. Dolayısıyla gençler burada F1'in yarattığı tork yani şu T1 dediğim şey nokta şeklinde gösterilir. Bu sayfadan dışarı çıktığını gösterir. Peki şu F2 kuvveti ne tarafa çevirir? Bu noktaya göre F2 kuvveti bu yönde çevirir. Yani saat yönünde çevirir. O zaman yine aldım düzlemimi elime. Dört parmağımı saat yönünde döndürüyorum. Saat yönünde döndürdüğümde şu an baş parmağım bakın içeri giriyor. Dolayısıyla bu arkadaşın yarattığı tork sayfa düzleminden içeriye doğrudur. Bunu da şöyle çarpı şeklinde gösterdim. İki tane zıt vektör. Bunlar sayfadan dışarı çıkıyor ve içeri giriyor. Ben bunları şöyle çizeyim. Biri sağa doğru biri sola doğru çizilirse. 2F'de buraya var. 2F'de buraya var. Dolayısıyla bunlar birbirini götürür. Bileşke tork sıfırdır. Yani bu çubuk dönmez gençler. Bu aslında bize güzel bir durumu da ispatlıyor. Bakın buradaki F kuvveti ile ben şu 2 F kuvvetini dengede tutabiliyorum. Dönmesini engelleyebiliyorum. Çünkü ne yapmışız? Uzaklığı büyük tutmuşuz. Dik uzaklık büyük olunca tork da kuvvetim az olmasına rağmen diğerini karşılayabiliyor. Hocam bu soruda böyle hep sağ el kuralını mı yapacağız? Hayır tabii ki hep sağ el kuralı yapmayacaksınız. Kolay yöntemlerimiz var. Hani vektörel işlemlerde sağ tarafı artı yön diyelim sol tarafı eksi yön diyelim gibi işlemler yapıyorduk ya. Burada da aynısını yapacağız ama bu sefer içeri ve dışarıya bu artıyı eksiği vereceğiz. Örneğin burada şu kırmızı rotada döndürme işlemine yani saat yönünün tersine döndürme işlemi ki burada kitabın verdiği yön iki yönü bunu sağlamış oluyor. Ben buna artı işaret dersem tersine yani bir numaralı yön yani saat yönüne döndürme buna da eksi vektör işareti verebilirim. O zaman şurada gençler T1 torku ne yapacaktır? Artı 2FD'lik tork yaratacaktır. O zaman bu T2 yani şu mavi rotayı izleyen tork eksi 2FD'lik tork yaratacaktır. Artık bunları direkt toplarsanız sonucu bu şekilde de sıfır bulabilirdiniz hiç sağ el kuralı yapmadan. Şimdi gelelim garip şekilli sorumuza. Bir kenarın uzunluğu D olan eşit kare bölmelere ayrılmış düzlem üzerinde bulunan ağırlığı önemsenmeyen levhaya aynı büyüklükteki F1 F2 F3 kuvvetleri uygulanmaktadır. Levha sürtünmelerin ihmal edildiği O noktası etrafında serbestçe dönebildiğine göre toplam tork büyüklüğünü bulunuz. Burada toplam torkun büyüklüğünü soruyor. Vektörün yönünü bulmamız gerekmiyor. Şimdi şekil bir tuhaf. Kim nereye çeviriyor ben anlayamıyorum diyenler için burada kolay bir yöntem göstereceğim size. Burada O noktasına göre tork alacağım. Çünkü bu O noktasına göre dönebiliyor. İşler kolaylaşacak. Her bir birim D olarak verilmiş. Tek tek sırayla yapacağız. Mesela şu F1 kuvveti gençler. Gördüğünüz gibi F kuvveti sağ tarafa doğru 2 birim olarak verilmiş. Bunun torku nedir? Yani ben buna T1 desem ne yazacağım? F tamam. E, dik uzaklık nedir? Şunu mu yazacağım? Hayır burası dik değil ki. Yani şu kuvvete yataydaki kuvvete şu uzaklık dik değildir. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Bu kuvveti taşıyabiliyorsunuz. Yani kuvvetin uzantısını alabiliyorsunuz. Bu kırmızı noktanın bu uzantıya dik uzaklığı şurasıdır. Tamam. Dolayısıyla burası dik olduğu için buradaki tork nasıl yazılır? F çarpı D olarak yazılır. Güzel. F2 yazarsam buna tork 2 dedim. E bu da yine F kadarlık bir kuvvet. Bu arkadaşın dik uzaklığı neresidir? E bu arkadaşın dik uzaklığı da aynı mantıkta. Kuvveti ben aynı doğrultuda taşıyabilirim. Bu kırmızı noktanın bu doğrultuya dik uzaklığı şurasıdır. E bu da D kadar mesafedir. O zaman ne yazılır gençler? Bu da F çarpı D yazılır. Tork 3'e ne yazacağım? Tork 3 şu. Bu yine F kadarlık bir kuvvet. Dik uzaklığı nasıl buluyoruz? Dik uzaklığı şöyle buluyoruz. Bakın burada benim noktam burası. Noktam burasıysa yataydaki şu doğrultuya yine dik uzaklık şöyle çizilir. Burası diktir. Dolayısıyla burası da 3D'dir diyebiliriz. Güzel. Şimdi bunların hepsini takır takır toplayacak mıyız? Hayır toplamayacağız. Sağ el kuralı yapıp vektörleri mi bulacağız? Yapabilirsiniz ama az önce daha kolay bir yöntem öğrendik. Burada saat yönünün tersine çevirene artı deyin. Saat yönünde çevirene eksi deyin. Dolayısıyla kimler saat yönünde çeviriyor? Yani kimler artı yönde çeviriyor dediğimizde gençler. Hocam şekil garip bir şekil ben anlayamıyorum diyorsanız çubuk gibi düşünün. Çubuk yok. Çubuk dediğim şey işte bu dik uzaklıklar sanki şu F1 kuvveti şuraya uygulanıp şu mavi çubuğu döndürüyormuş gibi düşünürseniz daha kolay olur. Şu F1 kuvveti bu mavi çubuğu gençler bu yönde döndürür. Değil mi? Şu kırmızı noktaya göre bu mavi çubuk bu yönde döner. E bu da hangi yöne karşılık geliyor? Artı yöne karşılık geliyor. O zaman bunun işareti artı. F3 de aynı şekilde bakın. F3 de bu şekli unutun. Sanki şu dik uzaklık bir çubukmuş gibi hayal edin. Bu dik uzaklığı döndürüyor. Nasıl döndürüyor? Bakın, şu kırmızı noktaya göre bu yönde döndürüyor. Bu hangi yöne karşılık geliyor şu an? Yine bu artı yöne karşılık geliyor. O zaman de, T3 de, tork 3 de yine artıdır. Peki diğerine bakalım, F2'ye bakalım. Bunun gençler dik uzaklığı şu yeşil mesafeydi. Bu yeşili çubuk gibi düşünürsem, bu kuvvet bunu bu yönde döndürüyor. Yani bir yönünde, yani saat yönünde, yani eksi yönde döndürüyor. O yüzden buna eksi dedim. Artık direkt toplayabilirsiniz. Dolayısıyla 3FT, FT daha ne yapacaktır? 4 fdlik bir tork yaratacaktır. Eksi FT'lik torkla da topladığımda cevap 3FD artı 3FD'lik bir tork olacaktır. O noktası etrafında dönebilen kenar uzunlukları D, 2D olan dikdörtgen levhaya aynı düzlem üzerindeki 3 tane kuvvet şekildeki gibi ayrı ayrı uygulanmaktadır levhayı döndürebilecek en küçük kuvvet hangisidir demiş. Levha şu O noktası etrafında dönebiliyor. Yani şöyle yukarı kalkabiliyor diye düşüneceğim. Şimdi diyor ki levhayı döndürebilecek en küçük kuvvet. Gençler bu levhanın dönmesi için uygulanması gereken tork belli. Dolayısıyla tork eşittir kuvvet çarpı dik uzaklıktan düşünülürse şu arkadaş dönmesi için Sabit minimum kuvvet istiyorsak, kuvvetin çok küçük olmasını istiyorsak ne yapmalıyız? Dik uzaklığı maksimum tutmalıyız. Dolayısıyla ben O noktasına dik uzaklığı en uzun olan kuvveti bulmalıyım. Mesela F2 kuvvetinin şu yeşil noktaya olan dik uzaklığı gençler şurasıdır. Bu mesafedir. Gördüğünüz gibi burası 90 derece F2 ile şu mesafe dik. Dolayısıyla ben buraya D yazarsam şu an bu F2'nin yarattığı tork eşittir. Burada nasıl yazılır? F2 çarpı D olarak yazılır. Güzel. Bu F3'e bakarsam F3'ün dik uzaklığı yok. Hocam ne yapalım bileşenlerine mi ayıralım? Hiç gerek yok. F3'ü uzatın gençler. Yani bunu uzatabildiğimizi konuştuk. Kaydırabildiğimizi konuştuk. Bu yeşil noktaya olan dik uzaklık neresi olacak o zaman? Şöyle çizersek. Bakın burası diktir. Dolayısıyla şu mesafedir. Burası hatta D'den de küçük bir mesafe. Yani atıyorum D bölü 3. Bu da aynı torku yaratacak kaldırabilmek için mecburen F3 kuvveti ve onun dik uzaklığı dediğim gibi salladım. Burası D bölü 3 olsun dedim. D bölü 3. Geldim F1'e. Kitap kendi vermiş zaten. Adamın şu rotası, şu kesikli çizgiyi gördüğünüz gibi şuradaki F1 kuvvetine nasıl verilmiş? Dik verilmiş. Ve burası da bir kenar D, öbür kenar 2D, burası kök 5D yapacaktır. Yani 2D'den bile büyük bir sayı. O zaman buradaki döndürecek tork F1 çarpı kök 5D ile bulunur. Aralarındaki en büyük dik uzaklık kimde? Burada. O zaman minimum kuvvet kim? Bu. Bu sorumuzun cevabı F1'dir diyebiliriz. Az önce vurgulamıştım. Tork için günlük hayat örnekleri çok önemli. Yine burada bunu sorgulayan güzel örnekler var. Otobüs direksiyonlarının otomobil direksiyonlarından daha büyük olmasının nedeni nedir? Otobüs direksiyonları koca otobüsün tekerleklerini döndürüyor. E, araba direksiyonları küçük tekerlekleri döndürüyor. Dolayısıyla otobüs tekerleğini döndürmek daha zor. E Ben kuvveti az tutmak istiyorum. Sonuçta onu da insan çevirecek. O yüzden ne yapıyoruz? Direksiyonu büyütüyoruz. Direksiyon büyüdüğü zaman orta noktasına göre şuradan uygulayacağım kuvvetlerin küçüleceğini söyleyebiliriz. Neden küçülüyor? Çünkü direksiyon büyüdüğünde bu dönme noktasına olan uzaklığım artıyor. Böylece kamyonda kuvveti azaltmak için direksiyonları büyük yapıyoruz. Diyebiliriz. İkincisinde araç tekerleklerinin somunlarını sökmek için bijon anahtarı kullanılır. Az önce gördüğümüz alet otobüs kamyon gibi taşıtlarda büyük boy otomobillerde küçük boy kullanılmasının sebebi nedir? Burada büyük boy küçük boydan kastı şu an bir otomobil uyguladığımız ellerimizin uyguladığı kuvvetin şu dönme eksenine olan dik uzaklığı şurası. Şimdi arabanın tekerleği ufak vidası ufak onu çevirmek sıkmak gevşetmek kolay. E burada otobüs kamyon kocaman tekerlekler kocaman vidalar. O yüzden ne yapıyorlar? Bu dik uzaklığı arttırıyorlar. Daha da uzun çubuk kullanıyorlar. Niye? E çünkü ben burada tork kuvvet çarpı yol. Buradaki dik uzaklığı arttırırsam uygulayacağım kuvvet de azalır. O büyük torku böyle telafi edebilirim deyip daha büyük bijonlar kullanılıyor. İnşaatlarda demir kesmek için kullanılan makasın kolları neden çok uzundur? Aynı mantık bu üç sorunun da mantığı aynı. Demiri kesmek zor. Dolayısıyla benim gücüm yetmiyor, kuvvetim yetmiyor, kuvvetim az e ben o torku nasıl sağlayacağım? Dik uzaklığı kuvvetimin uyguladığı dik uzaklığı arttırırsam e, o torku sağlayabilirim. Gördüğünüz gibi burada çok belli oluyor mu bilmiyorum ama ekranda. Burada makaslar normal kağıt kestiğimiz makaslardaki gibi kısacık değil. Upuzun çubukları kullanıyoruz. Buradaki dik uzaklığı arttırmak için. Torka böylece bir giriş yaptık. Bundan sonra dengeyle devam edeceğiz. Torkla ilgili belki bir soru çözüm videosu atabilirim. Sorularınız olursa altta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.